Evet, dün çekilişte de çıktığı gibi bugün sigara böreği yapacağım. Hemen şöyle ana malzememi gösteriyorum. El yapımı yufka. Ben 3 tanesini 5,5 liraya aldım. Böreği yaparken de arada tırtıklayacağım. Zaten o yani adettendir artık. Çocukların bir parçası böyle çiğ olarak verilir. Neyse, siz isterseniz gayet badem posasından, yani daha doğrusu badem sütü posasından peynir elde ederek yapabilirsiniz. Ama ben daha böyle kolay, daha ucuz versiyon olarak patatesli yapmak istedim. Bir de canım bu ara aşırı derecede patates çekiyor. Bahaneyle onu da gideririm diye düşündüm. Şimdi eğer beni sıkı takip eden biriyseniz ve bu patates sahnelerinde kuruluyorsanız ya bu gene patates soyarken yarısını mahvetti diye diye bugün içiniz çok rahat olacak. Çünkü bunun kabukları çok ince ve bugün soymayacağım. Müjde! Neyse, şimdi ben bunları hemen yıkayayım. Suyun içine atalım. Ondan sonra haşlayalım. Onlar haşlanırken de otururum. Patateslerimiz haşlana yazıyor. Bu haşlana yazmak, düşe yazmak hep kullanmak istemiştim. Şu an kullandım bahaneyle. Patateslerimiz haşlandı. Ben ama haşlama suyunu soğuk suyla değiştirdim ki kolayca alabileyim patatesleri diye. Şöyle suyunu şey yapalım. İyice yıkıyorsunuz ki biraz soğusun ve elinize tutabilin. İsterseniz böyle soyun. Bakın gördüğünüz gibi incecik kabuğu. Şöyle direkt şuraya atayım. İsterseniz de yine böyle sıcaksa ve elinizle yapamıyorsanız şöyle çatalı batırıyorsunuz. Ondan sonra bıçakla ama tabii ters iş yaptım. Sonucuma bıçakla böyle soyuyorsunuz. Size kalmış. Tercih sizin. Böyle böyle soyacağım işte. Sonra da iç harcımızı hazırlayacağız. Ama tabii bu sahneyi geçiyorum ki sıkılmayın. Video 5 saat olmasın. Neyse, hadi diğer sahneye geçelim. Patateslerimi soydum. Şimdi de yine iç harcı için bir tane soğanımı soyuyorum ve doğrayacağım. Şöyle hemen bıçak ile. Bu sefer ağlamamaya kararlıyım. Bakalım. Sen mi büyüksün soğan, ben mi? Dur şunu hemen bir durulayım, geliyorum. Hadi bakalım soğan kardeş. Şöyle. Ve kesme tahtamı da alıyorum. Şimdik şöyle bir ikiye böldüm. Sonra yine şöyle dörde böldüm. Ya normalde biz böyle soğanları gayet çiğden içine katıyoruz patatesin içine. Ama bugün sizin önceden yorumlarınız vardı. Hangi tarifte hatırlamıyorum. Yine böyle patatesi bir şey miydi acaba? Börek gibi bir şey miydi yoksa başka bir şey miydi? Hatırlamıyorum. Neyse, ona demiştiniz ki salçayla soğanları kavur. Öyle içine at patatesin. Ben de bugün öyle yapacağım. Doğramadan bile şu an gözlerim yaşarmaya başladı. Harika. Gerçekten harika. Şöyle yine diklemesine. Sonra da böyle yanlamasına. Aha da işte küp küp olmaya çalışan bir soğan size. Ama çiğden ekleyeceksiniz. Eğer öyle yapmak istiyorsanız rendeleyebilirsiniz. Ben çiğ halini aslında daha çok seviyorum ama bunu da deneyeceğim yani. Belki de böyle de güzel olur. Bilmiyorum. Bakacağız. Bence güzel olacak gibi ya. Hadi bakalım. Doğradım bile sayılır. Ve ağlamadım. Şu an gözlerim doldu. Acıyor. Ama ağlamadım. Çok mutluyum. Bu bir başarı benim için. Çünkü normalde çok gözlerim yaşarır. Benim aşırı yaşarır yani. Hani hassastır. Ve etkilenmedim. Bu bir gelişme. Belki de yıkadığım için bilmiyorum. Veya şu an konuştuğum için de olabilir. Normalde sakız çiğneyin falan diyorlar ya. Veya ağzına kibrit alıyorlar. Bir şeyler bir şeyler. Yani ağız genellikle dolu oluyor. Ben de konuştum. O yüzden çok etkilenmemiş olabilirim. Şu an biraz gözlerim acıyor. Yanıyor. Ama ağlamayacağım. Ağlamayacağım. Ve soğanlarımız
Oldu. Şimdi sağını alayım. Onun için atalım bunları. Evet, ocağın altına yakıyorum. O nasıl bir ses ya? O nasıl bir yanma sesidir? Ha, cidden de yanmış ama. Garip ses çıkarttı ama yandı. Neyse, hemen şöyle sıvı yağımı döküyorum. Sonra cama soğanımı getireyim. Şöyle atalım içine. Bir parçasını bile düşürmemem lazım. Ve başardım. Ama düştü ya. Bıçağın kenarından düştü artık. Neyse dur. Kaşık nerede? Benim kaşığım nerede? Hah, şurada. Bebeğim. Heh. Şöyle bir karıştıralım. Azıcıkın o yağlar birbirine geçsin. Gözüm yanmadı ya, hala ona seviniyorum. Neyse, kavrulsun. Salçayı ekleyelim. Öyle de kavuralım. Soğanlarımız kavruldu. Hemen salçayı da ekliyorum. Bir yemek kaşığı salça. Ay, yanma. Yanma, yanma, yanma. Dur, 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 dur. Sakın yanma. Heh. Biraz yandı soğanları ama çaktırmayın. Çok da yanmadı. Şimdi salçalar böyle kendini bir salsın. Salçalar diyorum çünkü bir yemek kaşığı bu market salçalarından koymadım. Biraz da tuzlu salça koydum. Yani şey böyle hani köy yapımı salça. O yüzden salçalar dedim. Soğancım sakın bak. Yanayım deme. Ben senin için uğraştım ve bir başarı elde ettim. Dünya için küçük, hatta mikroskobik ama benim için büyük bir başarıydı. O yüzden seni kaybedemem. Bir daha soğan doğramaya gücüm yok. Şöyle iyice. Ben de vur dedim öldürdüm ama iyice kapatmışım altına. Şöyle vurayım mı? Kulaklık takanlar için özür dilerim şu an gerçekten. Oldu mu bu? Hı? Sizce? Yalnız var ya çok güzel kokuyor. Of. Şu an burada olmanız lazımdı. Efsane. Neyse ya, ben bunun olduğunu düşünüyorum. Altını kapatıyorum. Zaten hani fırında da pişeceği için. Ay, spoiler verdim. Neyse yani sonradan da tekrar pişeceği için çok da herhalde gerek yok ama gayet pişti baksanıza. Değil mi? Neyse hadi diğer işleme geçelim. Patateslerimi ezdim biraz. Şimdi şu salçalı soğanlı karışımımı dökeceğim. Tersten döktüm ya. Göremediniz. Neyse hemen şunu ekleyeyim. Kaşıktakiler de var. Onlar da yabana gitmesin. Oh. Bakalım tadı nasıl olacak, merak ediyorum. Şimdi şöyle karıştırayım. Bir yandan da baharat ekleyeceğim. Heh, hemen şurada karabiber var. Karabiber döküyorum. Salçayla iyi gider. Patatesle de iyi gider. Ondan sonra tabii ki de tuz ekleyeceğim. Ama tuzu fazla kaçırmamam lazım. Aslında patates emer tuzu ama salça da tuzluydu. Birazı. Bir kısmı. O yüzden tuza dikkat etmem lazım. Başka ne konuyordu buna ya? Pul biber falan atayım mı acaba? Siz isterseniz pul biber falan da ekleyebilirsiniz. O rengi değişiyor. Bakın. Ay, şimdi ama ağzım sulandı. Acıktım. Çok cızır olacak. Bakalım. Sizin önerilerinizle nasıl olacak bu börek? Çok merak içindeyim. Neyse ben bunu iyice püre haline getireyim. Devam edelim. Ama öteki sahneye geçmeden önce de şu tuzumu falan unutmayayım. Tuzun böyle havalı bir şişede olması önemli.
Himalaya olması çok önemli. Gerçi bu Himalaya değilmiş ya. Kaya tuzuymuş. Çaktırmıyoruz. Himalaya şey pembe oluyor birazcık daha. Birazcık böyle pul biber dökeceğim. Ama az. Yani ne kadar? Bir çay kaşığı falan. Hatta bir çay kaşığı bile değil. Neyse. Devam ediyorum. İyice ezeyim. Burada tadına bakın. Tuzu, işte baharatları falan nasıl? Ona göre ayarlayın. Eğer sevdiğiniz başka baharatlar varsa ekleyebilirsiniz. İşte kimyondur, mimyondur falan. Ben o tarz şeyleri çok sevmiyorum. O yüzden eklemeyeceğim. Neyse. Karıştırıyorum. El yapımı yufkalarımız burada olur. Yırtmayayım da. Şöyle 3 tane açıyorum. Bir tanesini. Ah, inşallah yırtmam. Allah'ım amin. Şimdi yuvarlak ya. Şöyle yırtmadan katlayayım. Tam yarısına böleceğim. Şurada bıçağım var. Zaten diğerlerini yaparken de iyice görürsünüz. İkiye böldüm. Normalde bu yuvarlak şeklinde. Şimdi ikiye böldüğümü de el beceriksizliğim bir dakika. Ne yapacağım şaşırdım şu an. Heh, şuraya koyayım. Şöyle. Zaten masayı sildim. Masa temiz. Şöyle. İkiye böldüm ya bunu. Bunu da tekrar ikiye böleceğim. Şöyle. Şimdi 4 parçadan biri oldu bu. Bu 4'ü de yine ikiye bölmek istiyorum ki çünkü sigara böreğini ben biraz ince yapacağım. Şimdi bak. Üçgen gibi bir şekli var ya. Gösterirken korkuyorum yatacağım diye. Bunu da şöyle üçgen ya. Kapatıyorum. Ve öyle keseceğim. Şu an hiçbir yufka kesme bilgim olmadan bunu yapıyorum. Eğer yemek yapmayı bilen izleyenler varsa şimdiden özür dilerim. Şuradan hemen işareti verdim. Yukarıdan aşağıya doğru. O işaretlediğim yere zaten tam ortasını işaretledim ya. Heh, oradan ikiye kestim. Evet, 8 parçamızın 2 parçası hazır. Şöyle üst üste koyayım. Ve tabii adettendir. Bak bir parçası kopmuş ya. Şurada. Hemen onu da yiyoruz. Tadı çok güzel. El yapımı yufkayı hiçbir şey değişmem cidden. Şöyle yine hemen bu 4 parçadan birini katlıyorum. Şu aşağıdan sadece yarısını belirlemek için bir tane çizgi alıyorum. Ve yukarıdan aşağı bunu da kesiyorum. Ay çok güzel oldu. Bu benim ilk yufkalı videom. Yani ilk defa kendim yapıyorum. Normalde annem yapıyordu bu börekli tarifleri. Ben de heyecanlıyım. Bu benim hayatımdaki ilk sigara böreği yapışım. Bunu da dipnot olarak düşeyim ki hani yapamıyorsun, bilmiyorsun falan diyenler olabilir. Evet cidden bilmiyorum. İlk defa yapıyorum şu an. Evet. Yine ikiye böldüm. Kız bu bunun neresi? Heh, tamam. Tamam anladım. Yarısı ya. Şöyle. Bu da diğer yarıydı. İkiye böldüğümüz yarısı. Yine şöyle ikiye böleyim. Sonra beraber yufka yapıyoruz. Aman yufka demişim. Börek yapıyoruz. Ya siz de şey yapsanız da. Eğer böyle börek yapacaksanız bu videoyu açın. Tamam mı? Beraber yapalım. Tamam mı? Anlaştık mı? Şimdi 4 parçadan biri bu. Yine şöyle katlayayım. Eğer bunun daha kolay kesme bir yöntemi varsa ki anneme sormadım. Eğer varsa söyleyin bana da. Yorum yazın veya Instagram
DM'den yürüyün bana. Koparamadım da ikiye. Heh. Şöyle hemen. Yine dur. Şey olmasın. Zaten bastırarak kesmiyorum. O yüzden masa örtüsüne bir şey olmaz. Bu arada masa örtüsü naylon şey değil yani, gerçek dantel değil. Arada bana böyle yorum yapıyorlar şey diye hani. Danteli keseceksin, danteli lekeledim vesaire diye. Gayet naylon bir masa örtüsü bu. Dantel şey var, süslemesi var, o kadar. Şaka maka bir yufkayı hallettik. Baya yani bak 3 tane yufka alıyorsun. 5-5,5 liraya. Ondan sonra kaç tane börek çıkacak şimdi. Bence çok mantıklı. Patates de yapıyorum. Siz isterseniz patates yapmayabilirsiniz. Dediğim gibi o badem neydi? Sütünün posasından gayet peynir yapabilirsiniz. İsterseniz o hazır Trakya çiftliğinin peynirlerini kullanabilirsiniz vegan. Veya kendiniz böyle kajudan işte vesaire, yine bademden veya başka şeylerden peynir yapıp kullanabilirsiniz. Onun haricinde illa hani patates peynirli olmak zorunda değil. Gayet mercimek haşlarsın. Oh. Ondan sonra yine böyle salçalı soğanlı bir karışım yaparsın. Karıştırırsın baharatlar bilmem ne. Al sana mercimekli börek yani. Değil mi? Oh. Güzel de olur. Mercimekli börek severim. Pırasalı yap istersen. Ya ne bileyim işte. Kendin takıl. Ne seviyorsan onu yap. Veya fasulyeli yap. Ne olacak? Haşlanmış fasulye. Karıştır salçayla, soğanla. Ondan sonra baharatlar. Ve ikinci yufkaya geçtim. Yani öyle de yapabilirsin. Patlıcanlı. Patlıcanlı börek. Ben aslında onu eklesem mi ya? Şey. Değil mi? Çok mantıklı. Patlıcanlı böreğe var ya, bayılırım. Onu da ekleyeyim ben şey ya. Çekilişe. Çok severim. Siz de patlıcanlı börek seviyor musunuz bilmiyorum ama çok güzel oluyor. Bak aklıma geldi, gene gittim. Şey, bizim orada köyde yani Urla'da şey oluyor. Nohutlu börek. Mısır mıydı? Mısırdı galiba adı. Nohutlu börek de yapabilirsiniz. Yine böyle sigara böreği tarzı, yani o incelikte böyle yapıyorlar. İçine nohutlu bir karışım var. Ya haşlanmış nohut işte, gene salça falan vardır herhalde. Tam tarifini ben de bilmiyorum ama o tarzda yani nohutlu börek de çok iyi oluyor. Çok da güzel oluyor. Direkt hatta onun vegan versiyonunu yapabilirim. O da çok güzel olur. Bu arada yani şu tepsiden gördüğünüz gibi ben kızartmayacağım. Fırında pişireceğim. Ya fırında pişirmek bence daha iyi. Ben fırındaki böreğin tadını daha çok seviyorum. Ama siz tabii kızartabilirsiniz de. Fark etmez. O an ne istiyorsanız ondan yapın. Hafta sonluk tam ya bu börek, değil mi böyle? Hafta sonu böyle. Geç kalkacaksın. Ondan sonra bu börek ve diğer kahvaltılık malzemelerle işte zeytin olur. Ondan sonra domates olur. Böyle salatalık falan. Oh. Ondan sonra acılı bir ezme. Yanında bu. İşte yeşillikler falan. Gayet hoş olur bence. Yapın yapın yiyin. Hatta bunu yap, tamam mı? Pişirme bazılarını, difrize at. Hemen çıkar. Ondan sonra 2 dakika fırında pişir. Ye. Değil mi? Toplucana yap, bir kere uğraş. Sonra ah. Mis gibi. Bahaneyle valla konuşa konuşa ikincinin de yarısına geldim. İnşallah sıkılmamışsınızdır. Bilemiyorum ama ben hallediyorum. Bakayım ne kadar kaldı. Heh. Tamamdır. Şöyle ay. Şaşırdım bir an, ne yapacağımı bilemedim. Valla Merkür retroları bilmem neler bitti ya. Yeminle kendime geldim ya. Böyle bir şey yok. Enerjim oldu ya. Ama yani nedenini de bilmiyorum. Geçen hafta çok şeydim. Geçen hafta değil. Aynen geçen hafta. Bugün pazartesi ya. Geçen hafta çok şeydim işte böyle.
canım sıkkın ama sebebini bilmiyorum böyle. Sebepsiz yere içim sıkılıyordu. Fark ettiyseniz ortasını belirlemeden kestim ama yamuk kestim galiba. Birisi küçük, birisi büyük oldu. Çaktırmıyoruz. Şimdi her bir yufkadan 3 parça desek, ay tam tersini söyledim. 3 yufkadan 8 parça, 3 kere 8, 24. Ah, yırttım. Neyse bu. Ama şurası yırttık ya, bir şey olmaz herhalde değil mi? Neyse artık. 24 tane böreğimiz olacak. Sigara böreğimiz. Şöyle. Sonuncuya geldik. Evet. Bunu da son olarak bölüyorum. Zaten böreğin en zor kısmı buydu. Bunu da hallettik ya, tamamdır. Hemen yine şöyle keseyim. Vallahi elim oluştu ha, fark ettiniz mi? Şöyle yine ikiye. Hatta elimdeymişken şunu da ikiye böleyim. Aa, vegan mısın? Yemek yapmayı öğreniyor. Heh, bunu ikiye böldüm. Şimdiki bak, hızlı hızlı hareket edeceğim. Bakalım nasıl olacak, dur. Ama bu hazır yufkayla çok da hızlı hareket edemiyorum ya. Şimdi biz bunu 4'e böldük ya. Ha, şimdi 2'ye. Bunu 8'e böleceğiz. Tamamdır. Dur. Diğer yufkalar yapışmış ya. Kesemedim bir an. Şöyle yine. Hop. Hızlı. Hızlı. Hemen açayım. Şöyle ikiye katlayayım hemen. Oh. Şöyle yine bölüm bakayım. Vallahi karbonhidrat özledim ya. Bu arada ne kilo aldım ne kilo verdim. O yüzden çok mutluyum. Koruma haftası gibi oldu benim için. Yani o kadar çok dikkat etmedim. Hatta hiç dikkat etmedim. Ama kilo almadım. O yüzden çok mutluyum. Zaten şey, devam edeceğim. Bugün ne yedimler zaten 2 milyon kere söyledim ama olsun. Ben gene de söyleyeyim. Şöyle hemen gene ikiye katlıyorum. Düzgünce ne? Tam eşit şekilde. Şurada yine bıçakla çizik atayım. Tıt tıt, aklıma Masal Alanson ve Tarkan'ın söylediği yanlım yanlım şaksı geldi. Bir çığlık attım diye ama o espriyi yapmak istemiyorum. Ama güzel şarkı dinleyeyim. Yine Avega mısın ve saçmalamaları. Ve sonuncu bitti. Finito. Finito. Heh. Gene bir çizik atalım. Ve hemen geri açıyorum. Ondan sonra cıma şöyle kesiyorum. Tamamdır. 24 adet yufka parçamız hazırdır efendim. Şimdi diğer bölüme geçelim. İyice şımardım bu arada da. Hiç sevmem şımarık insanlar ama ben şımarık oldum. Böyle bir şey yok. Tamam. Kapatayım. Evet. Öğrenmek açısından anneme bir tane gösterttirdim. Şimdi hepsini kendim yapacağım. Şöyle birazcık buraya patatesi döşüyoruz. Bir de malzeme galiba çok gelecek ama emin değilim. Eğer gelirse de malzeme çok yerim bunu yani. Hiçbir sorun yok. Şöyle birazcık şurayı ıslatacağım formaliteden. Bu arada bunun içinde yağ, yani sıvı yağ ve su var. Öyle. Biraz ıslattım. Sonra şöyle ikiye katlıyorum. Sarma mantığı, yaprak sarma mantığı. Şöyle gayet kıvırıyorum. Böyle.
Tata oldu. Ucuna da yapıştırmak adına şu sivri kısmına hemen böyle yine yağlı su sürüyorum ve yapıştırıyorum. Yine üstüne de süreyim. Şöyle. Şimdi tekrar göstereyim. Şaka maka börek yapıyorum ya. Çok mutluyum. Hem böreğin tadını seviyorum. Karbonhidrat kalpten. Hem de ben yapıyorum. Şöyle yine formaliteden ıslayayım. Kuru olmasın. Yağlı suyla. O zaman yine katlayayım. Şöyle şu şekil. Yine ucuna süreyim. Oh. Tamamdır. Bunu da hallettik. Şimdi yine göstermek açısından bir tane daha yapıyorum. Sizi de baymayayım ya, değil mi? Hepsini göstermeyeyim yani. Çünkü çok. Ama mantık bu, gayet kolaymış. Siz de evlerinizde yapabilirsiniz. İstediğiniz malzemeden, hani en sizi uğraştırmayacak iç harçla hazırlayabilirsiniz. Dediğim gibi. Zaten hazır baklagil şeyi alsam, hani haşlanmış baklagil o konservelerde, yani istersen uğraşmayacaksan, ondan sonra onu ez, böyle baharatlar bilmem ne, öyle de yapabilirsin yani gayet. Değil mi? Şöyle yine katlıyorum. Sonuçta amaç hem ev yemeği yemek, böyle lezzetli şeyler denemek. Bence yemek denemek çok güzel bir şey. Hem de güzel ya. Yiyorsun, lezzetli. Hoş. Kendin yapıyorsun. Adeta bir iki etkisi. O yüzden kendin yaptığın için daha fazla seviyorsun. Daha fazla bağlanıyorsun. O yüzden ev yemeği yapın. Yani. Ben gerçi dışarıdan yemek sevmediğim için böyle ev yemeği yapmayı seviyorum. Her ne kadar bu börek olsa da. Ama gerçekten ev börekleri çok da lezzetli oluyor. Biraz yukarıyı yapmışım galiba ben bunu ya. Dur. Ay. Ay unuttum, dur. Heh, şöyle katlayacaktım ikiye. Heh, öyle kavuracaktım. Ama biraz fazla yukarı koymuşum malzemeyi. Bu da oldu. Yağlı kağıda koyuyorum. Böyle. Sonra kolay olsun çıkartmakta. İsterseniz siz gayet tepsiyi yağlayabilirsiniz. Bu daha pratik. Daha hoşuma gidiyor. Bu arada yağlı kağıt da şey, beyazlaştırılmamış yağlı kağıt. Yani eğer hani durumunuz varsa bence bundan almak daha mantıklı. Daha sağlıklı. Ama tabii yine siz bilirsiniz yani, fark etmez. Şöyle hemen yağlı sudan geçirdim gene. Yani böyle şey diyorlar ya, kalem gibi yapıyorsun falan diye böyle. Hani yaprak sarmadır, börektir. Bunları böyle ince ince yapanlar böyle daha hani hamar atmış gibi gözüküyor. Muhabbeti var ya hani. Daha hamar at gözüksem ne olacak? Ben yaprak sarmayı da böyle kalın kalın seviyorum. Böyle o tencerenin dibinde iyice böyle o ekşiyi çekmiş. Ay böyle o suyu çekmiş. Tombik olanları daha çok seviyorum. Böreklerde de öyle böyle. Tombik olanları daha çok seviyorum ki parmaklarım da gayet tombiktir. O yüzden herhalde, bilmiyorum. Bence daha lezzetli oluyorlar. Benim görüşüm o. Neyse. Bunu da yaptık. Şimdi ben hepsini yapayım. Öyle devam edelim. Böreklerimin hepsi hazır. Ve çocukluğumun hayalini şu an gerçekleştiriyorum. Belki sizin de çocukluğunuzun hayalidir. Bir tane yufka arttı. Haç bitti. Ve ben bu çiğ yufkayı yiyeceğim. Ayrıca şu an çok mutluyum. Aşırı mutluyum. Hayallerim gerçek oldu. Evet.
çocukluğunuzu hayal ettiğiniz bir şeyler olur da sonra unutursunuz ya o hayali. Aa işte şu an bunu yaşıyorum. Çok güzel ya. Malzemeyi bir de bol tuttum ya bunlardan. Ondan oldu. Ama iyi ki malzemeyi bol tutmuşum. Bu arada fırını açtım 200 derecede. Şu an ısınıyor. Isındıktan sonra börekleri atacağım. Daha güzel olacak. Ve şöyle hemen yağlı suyum var yine. Yağlı suyla üstlerine fırçalıyorum. Yani normalde böyle hani daha kırmızı olsun diye pekmez sürüyorlar ama böreğe bunu olmaz bence. Yapmayın siz de. Böyle yağlı su güzel. Ama onun dışında poğaçalarınıza falan pekmez sürebilirsiniz şeyden önce, fırına atmadan önce. Ben fırında yapmak istedim bugün ya. Tabii siz hani kızartabilirsiniz ama benim canım böyle istiyor şu an. Ben fırın böreği daha çok seviyorum. Hemen hepsine sürüverelim. Zaten en zor kısmı bitti. Bundan sonrası kolay. Fırını açacağım. Oh, dinleneceğim. İçeride telefona falan bakacağım. Oh. YouTube falan izlerim. Bir şeyler yaparım. Twitch izlerim. YouTube bu ara ben izleyemiyorum ya. Neden bilmiyorum. İyice hevesim kaçtı. Yani izlediğim nadir kanallar var artık. Öyle diyeyim size. Zaten 30 bin olunca 30 bini özel böyle sosyal medya ile ilgili YouTube falan ne izliyorum, ne yapıyorum, YouTube hikayem bilmem ne hepsini anlatacağım o videoda ve 30 bin olmamıza çok az kaldı, o yüzden çok heyecanlıyım. Bunları da belirtmiş oldum videonun budakasında. Oldu galiba ya, hepsi yağlandı. Tamamdır. Şöyle göstereyim. Parıl parıl parlıyor. Evet, 200 derecelik fırınımıza böreklerimizi verdik. Bakalım kaç dakikada olacak. Şimdi geldik en sevdiğim kısma, tadım kısmına. Yaklaşık yarım saatte oldu. 180 ile 200 derece arasında gidip geldim. Hani bir 200 açtık, sonra 180'e düşürdük falan. Yani yaklaşık yarım saatte pişti böreklerimiz. Şu an o kadar güzel kokuyor ki ağzım sulandı. Bir an önce yemek istiyorum ama kendileri çok sıcak. Şimdik bıçakla hemen çıtırıyor, duyuyor musunuz? Bıçakla kesemedim gerçi. Şöyle içini göstermek istiyorum. Ay, boğazıma kaçtı, tükürüyorum ya, yok böyle bir şey. Yağlı su kullandığımız için çıtır çıtır oldu. Harika. Yanında da gazlı zararlı içeceğim var. Çok iyi. Bir de çok açtım şu an. O kadar güzel geldi ki. Tadı efsane. Ah, oh, rakı yok. Sıcak ama ağzımın yanmasına kesinlikle değer. Bu sesi sizin de duymanız lazım. Dumanı görüyor musunuz? Elim yanıyor şu an. Çok iyi ya. Tam kahvaltılık bu. Efsane. Hafta sonu kahvaltı için mükemmel. Şu an akşam yemeği olarak yiyorum. Yine de harika. Tam bir joker yemek. Ve tabii ki de bunu limonla test etmem lazım. Çünkü format böyle. Şimdi hemen limon damlatayım.
Limon yakışmadı. Bunun orijinali güzel. Limonla olmuyor. Limonla beğenmedim ama kendi böreğin orijinaline 10 üzerinden kaç vereyim ya? Dur. Bir sayı düşüneyim. 1 milyar 750 milyon veriyorum. Çok güzel. Yanında da ev yapımı biber turşusu. Acı biber turşusu. Ay. Şimdi bunu yiyerek JTG TV'yi izleyeceğim. Twitch'te bilenler bilir. Noobstar başladı bugün. Onu izleyeceğim. Favorilerim var. Bakalım kim geçecek şeyi elemeyi. Merak ediyorum. Onu izlerken de bir yandan da edit yapacağım. Bu videoyu inşallah bugüne yetiştireceğim. Bakalım kısmet. Belki de gece izlersiniz bunu, bilmiyorum. Ama mutlaka deneyin, tamam mı? Aşırı iyi. Yandım. Ay. Neyse. Bu yemeği de denemiş olduk. Şimdi ellerimi yıkayayım ve yarınki videoyu belirleyelim. Evet. Yarınki videoyu belirleme anına geldik. Siz de isterseniz yorum yapın. Yani bu videonun altına veya başka bir videonun altına, fark etmez. Bildirimler benim aynı yere geliyor. İsterseniz Instagram DM'den bana yazabilirsiniz. Bak şu şey, videoyu çek, bu tarifi yap vesaire diye bana ulaşabilirsiniz. Ekliyorum çünkü bunlara. Şimdi yarınki veya bu haftaki videomuz acaba ne olacak? Alışverişse, çünkü bu hafta içinde alışveriş değilse, yemek videosuysa ertesi gün yapıyorum. Yani yarın yapacağım. Şimdilik hemen bakmıyorum. Bakalım yarınki videomuz ne olacak? Hemen bir tane çektim ama yani hiçbir fikrim yok, bir isteğim de yok. Dün börek istemiştim, börek geldi. Bakalım bugün ne gelecek? Göstereyim mi? Netliyor mu? Islak burger. Vegan ıslak burger yapacağım yarın. İyi ya, güzel çıktı. Kolaymış. Yaparız bunu. Vallahi yakın zamanda da yapmayı düşünüyordum. Ama böyle çok iyi oldu. Özellikle yapamadığım bir yığın video vardı, 20-30 tane. Sürekli erteledim. Ve onları bir challenge'mışçasına bu ay hepsini gerçekleştireceğim. Çok rahatlayacağım. Yarın da ıslak vegan burger videosunda görüşürüz. Bye bye. Ben de börekçiğimin keyfini çıkartayım. Baba.